Merhaba değerli dostlar, doğal alanlarda şifalı bir bitki köpek otu. Köpek otu arkadaşlar Vallota nigra ismiyle biliniyor. Yaptığımız araştırmalarda nemnem otu, yalancı ısırgan, leylim otu gibi isimlerle de biliniyor ve halk tıbbında şifalı özellik göstererek kullanıldığını tespit ettik arkadaşlar. İşte doğal alanlarda kendiliğinden yetişen ballı babagiller familyasına ait ve pembe renkli çiçekleriyle yine gördüğünüz gibi tırtıklı, dişli, kenarlı ve hafif kalın yapılı yapraklarıyla bitkiyi tanıyabiliriz. Bitki taze veya çiğ olarak tüketilmez. Ancak kurutulduktan sonra şifalı çay şeklinde tüketilebiliyor. Bir miktar toplayacağız arkadaşlar ve bunun kullanımıyla ilgili aynı zamanda faydalarından da kısaca sizlere bahsedeceğiz. Arkadaşlar yine doğal alanlarda topladığımız Vallota nigra ismiyle köpek otu. Bu arkadaşlar genellikle sonbahara doğru çıkmaya başlıyor, çiçekleniyor ve ölü ısırgan olarak da biliniyor. Çünkü yaprakları yakından gösterirsek şöyle, evet ısırgan otuna çok benziyor ancak yakıcı özelliği yok. Bu nedenle ölü ısırgan olarak da biliniyor. İşte pembe renkli çiçekleriyle bu bitkiyi alabiliriz. Bu bitki en çok kullanıldığı yöntem değerli arkadaşlar, bir tutam şu miktarda bir taşla veya havanda güzelce ezildikten sonra lapa haline geliyor. Özellikle köpek ısırıklarını tedavi etmede çok etkili. Yine diğer böcek ve arı sokmaları gibi birçok ısırık vakalarında bunun lapası köylerde çok kullanılmış Anadolu'da ve kullanılmaya da devam ediliyor. Bu yönüyle özellikle şifalı haricen merhem olarak kullanılabilen bir bitki köpek otu Vallota. Bitkiyi görüyorsunuz arkadaşlar doğal alanlarda bu şekilde dal dal bitkinin gelişim gösterdiğini, ısırgana benzer yaprakları, çiçekleri doğada toplarken de tanıtmıştık. Bir daha doğada iyice bunu öğrenebilmeniz açısından yakından gösteriyoruz. Bitki genel olarak bronşit, astım, soğuk algınlığı için kullanılır. Çünkü içerisinde penifol bileşikler sayesinde çok etkili. Bir tutam yani yaklaşık şu miktarda arkadaşlar, bu da kurutulduğunda bir yemek kaşığı kadar ediyor. Bunu bir bardak kaynar suda 3-4 dakika bekleterek şifalı bir çay elde ediyoruz. Ve bu çay dediğimiz gibi boğmaca, tifo için çok kullanılmış. Aynı zamanda astım, bronşit ve soğuk algınlığı, nefes darlığı durumlarında kullanılmış. Büyüklerde özellikle yüksek ateş durumlarında, yani grip nezle olduğunuzda ve ateşiniz olduğunda bir bardak Vallota otunu şifalı çayını için anında rahatlatma etkisi gösterecektir. Ve bu yine kullanım alanlarından biri de menopoz döneminde kullanılıyor. Menopoz sıkıntılarını gidererek rahatlama sağlıyor köpek otu, Vallota otu. İşte arkadaşlar doğal alanlarda toplayabilip kullanabileceğiniz şifalı çay şeklinde tüketebileceğiniz köpek otu, Vallota otu da bu şekilde. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.